Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bugün ikinci defa tekrardan beraberiz. Zıkıntı büyük. Kanal yine şikayet altında. Kanal şikayetleri altında kaldığından dolayı gümlemeye hazır. Daha önce biliyorsunuz sizlere söylemiştim 7 tane Bilal Feyza kanalı kapanmıştı. Bu 8.si bu da kapanmanın eşiğinde. Çünkü şikayet altında izlenmeler düştü. YouTube, YouTube algoritması Bilal Feyza'yı başka başka yerlere göndermiyor. Hani başka kişilerin önüne çıkmıyor. Sizler tabi yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, paylaşım yapıyorsunuz. Bu biraz dengeliyor ama velakin zıkıntı büyük. Eğer ki bu kanal kapanırsa yeni Bilal Feyza kanalını açarım. Halihazırda yedek bir kanal var. Bilal Feyza TV. Orayı da takip almayı unutmayın. Youtube'da bulamazsanız Facebook'ta zaten devam ediyorum. Face'ten, Youtube'dan, diğer diğer yerlerden Bilal Feyza sizin için dünyadan Türkiye haberlerini anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim inşallah. O zaman ne diyoruz? Elinize, kolunuza izleyin. Gözlerinize sağlık. Yaptığınız beğeniler, yaptığınız yorumlar, yaptığınız paylaşımlar Allah hepinizden razı olsun. Akşam paylaştığım haberi bakın öyle paylaştığım haberi daha çok kitleye ulaşamadı. Çünkü algoritmalar bunun önünü kesiyor. YouTube algoritması Bilal Feyza ve Bilal Feyza benzeri kanalları, yerli ve milli kanalları aşağı çekiyor. Kimselere göstermemeye çalışıyorlar. Çokça bu yorum, bu şikayet bana geliyor. YouTube'dan, Facebook'tan oradan buradan. Bilal Feyza paylaştığım videolar önümüze gelmiyor. Bilal Feyza işte YouTube'da Facebook'ta beğeni yapmaya çalışıyoruz. Beğeni yaptırmıyor. Paylaşım yaptırmıyor. O oluyor. Bu oluyor. Bilal Feyza'yı durdurmaya, engellemeye mi çalışıyorlar? Evet. Aynen o ama bize durmak yakışmaz. Devam sonuna kadar devam. İlk olarak Arap Yarımadası'na başlıyorum. Suudi Arabistan, Beşar Esad'ı 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne davet etti. Geçtiğimiz günlerde Arap Ligi tekrardan Suriye'yi Arap Birliği'ne almıştı. Amerika'nın onca uyarısına rağmen bu adım geldiydi. Şimdi bu Rusya ve Çin eksenli atılan hamlede Arap Yarımadasındaki ülkeler, Arap ülkeleri Çin'le iyiden iyiye yakınlaşıyor. Amerika'dan iyiden iyiye bir uzaklaşma ve bu hengamede Suriye'de yeniden bir denge kuruluyor. Arap ülkeleri ama bir ülke hariç. Hangisi? tahmin etmişsinizdir. Türkiye'nin kara gün dostu Katar. Katar Arap Birliği'nin bu normalleşme sürecini kabul etmiyor. Katar Suriye ile normalleşmedi. Türkiye ile paralel adım atıyor Katar. Hani Türkiye normalleşme tam olarak gerçekleşirse, Türkiye kurduğu Türk masasında istediklerini elde ederse Katar o şekilde Suriye ile normalleşecek. Ondan öncesi yok. Ama velakin Johnny'ler Araplara diş biliyor. Siz nasıl olur da benim sözümden çıkar, Çin'e, Rusya'ya yakınlaşır, İran'a yakınlaşır, onlarla bir birlik olup Esad'la normalleşirsiniz. Ben izin vermedim. Siz benim sözümü dinlemiyorsunuz. Ben size popoyu çekeceğim." diyor Johnny. Katar bizimle Sıkıntı yok Katar'da ama diğer tarafta daha büyük ölçekli gerilimler önümüzdeki günlerde yaşanacağı benziyor. Kritik süreç Türkiye 2 gün sonra seçime giriyor. 19 Mayıs'ta Arap Birliği'nin zirvesi var. Bu 19 Mayıs'tan zirvesi hepsi ama hepsi tüm gözler. Orta Doğu'da, Avrupa'da, Amerika'da her tarafta, Balkanlar'da falan tüm gözler Türkiye'deki seçimlerde seçimlerin sonucu ne olacak? Ondan sonra diğer ülkeler tekrardan duruşlarını, durumlarını ve pozisyonlarını belirleyecekler Türkiye'deki bu seçim sonucuna göre. Balkanlar demişken Balkanlardan kriz geliyor. Hem de daha büyük kriz. Dodik. Bosna Hersek'teki ayrılıkçı Sırp Başkan Dodik Moskova'ya gitmeye hazırlanıyor. Putin'e emredin komutanım demeye hazırlanıyor Sırp Başkan Dodik. Dodiklere her zaman diyoruz. Dodik, dot dot, Dodiklere geleceksin. Bu attığın adım seni bir yere vardırmaz. Seni vardıracağı yer çöplüğün tekidir. Ahı lol, aklını başına al. Bosna Hersek'te ayrı bir devlet kurmak isteyen Sırplar Bosna Hersek'i parçalayıp Tekrardan o 90'larda yaşanan karanlık sürece sokmak istiyor. Artık karşınızda eski Türkiye yok. Ey Sırp aklını başına al. Moskova'nın aklıyla, Johnny'nin aklıyla, Avrupa'nın aklıyla, onun bunun aklıyla kalkıp da Müslümanlara, kalkıp da bizim boşnak kardeşlerimize, kalkıp da bizim diğer kardeşlerimize, Balkanlardaki kardeşlerimize eziyet yapamazsın, zulüm yapamazsın. Buna asla asla izin vermeyiz. Yunan basını diyor ki Bosna Hersek'te Sırplar böyle bir adım atarsa hani Bosna Hersek'i parçalayacak Putin'in aklıyla Rusların aklıyla bir adım atıp da hamle yaparsa Türkler pusuda bekliyor. Türkler pusuda bekliyor. Bu hamleden sonra Balkanlarda işler çığırından çıkar. Türkler durmaz. Türkleri kimse durduramaz diyor Yunan. <laughs> Yunan. Yunan biliyor ne olacağını. Ve Balkanlarla ilgili Almanya'dan ilginç bir haber. Esasen Almanya... Evet Bazen boduk saat misali doğruyu gösterebiliyor. Anlam aynen şöyle diyor. Amerika Balkanları 3'e bölmeye çalışıyor. Sırplar, Hırvatlar ve Arnavutlar olaraktan Balkanları 3'e bölmeye çalışıyor. Bu Dodik üzerinde etki yapmaya Dodik'e baskı yaparak daha çok Rusya'ya yakınlaştırmaya çalışıyor Amerika. Bu bağlamda Dodik Bosna Hersek'te bir parçalanma sürecine ayrılma sürecine girerse Sırplar Bosna Hersek'ten ayrılırsa biliyorsunuz Bosna Hersek 3 temel yapı üzerinde kurulu. Bir tarafta Boşnaklar diğer tarafta Sırplar o bir tarafta Hırvatlar. Üçlü Başkanlık Konseyi tarafından yönetiliyor Bosna Hersek. Parantezi kapattım. Şimdi bu adım Amerika'nın CIA'nin el altından Balkanlarda huzuru bozma, Balkanlarda gerilimi arttırma ve Balkanlarda Rusya, Amerika oradaki güç mücadelesi. Ama unuttukları bir şey var. Az önce dediğim gibi biz hazır ol da pusla bekliyoruz. Zıgıysa bir şey yapın. Balkanlar yalnız değildir. Oradaki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Gürcistan'a devam ediyorum. Rusya Gürcistan'ı şok etti. Putin herkesi şaşırttı ne oluyor? Putin yayınladığı kararname ile 15 Mayıs'tan itibaren Gürcistan'a vizeleri kaldırdı. Artık Gürcü vatandaşları Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Oo, önemli bir adım. Niye? Çünkü Rusya ve Gürcistan hali hazırda birçok çatışma yaşadı. Rusya Gürcistan'da birçok yere ne oluyordu? Giriş yapmıştı. Şimdi Rusya ve Gürcistan arasında bir normalleşme, ılımlaşma adımları geliyor. Putin şu pencereden olaya bakıyor. Putin Rusya, Gürcistan'ı Amerika'ya, Avrupa'ya kaptırmamaya çalışıyor. Çünkü benzer bir süreci de Gürcistan ve Rusya arasında yaşanabilir. Ukrayna ile olduğu gibi. Ukrayna'ya biliyorsunuz Amerika, Avrupa, İngilizler ha hadi yaparsın, hadi edersin, oydu buydu dedi. Ve şimdi Rusya-Ukrayna savaş bir yıldan beridir devam ediyor. Bunun bir benzer süreci Amerika, Gürcistan'da iyiden iyiye etkisini arttırmaya başladı. Avrupa etkisini arttırmaya başladı. Ve orada da Gürcistan'a verilecek olan askeri destekler gazlarla Rusya'ya yeni bir cephe açtırtmaya çalışıyor Amerika, Avrupa. İngilizler. Rusya bunun önünü almaya çalışıyor. Rusya Gürcü halkına şunu diyor. Bak biz size vizeyi kaldırdık. Siz bize gelip ticaret yaparsınız, çalışırsınız, adım atarsınız, uygun fiyatlı hamleler yaparsınız. Bu sizi ekonomik olarak rahatlatır. Ama ve Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiliz'in aklıyla adım atarsanız bu sizin için felaket olur. Ahıl olun diyor Rusya. Rusya, Gürcistan vizeler kaldırıldı. Bakalım ilerleyen süreç ne olacak ama şu adımla beraber Türkiye'de, Gürcistan'da Amerika'nın, İngilizlerin, Avrupa'nın adımlarını asla asla kabul etmiyoruz. Çünkü burnumuzun dibinde bir savaşı biz kabul etmeyiz, buna müsaade etmeyiz. Bu bize sıçrayan taraflar olur. Türk Devlet Haklı Gürcistan'da her türlü hamleyi, adımı ve antlaşmayı ve yolu takip ediyoruz, atıyoruz. O zaman devam. Arkada Rus manşetini görüyorsunuz. Tatil yapan biri deniz falan sahil mahil ve karşıda atom bombası patlıyor. Nükleer bomba patlıyor. Rus basını. Rus basını yaptığı haberde Avrupa Birliği, Rusya, Amerika, işte dünya nükleer savaştan önceki son tatilini yapmaya hazırlanıyor. Bu bir şey işaret. 2023 yazı rahat geçecek ama 2023'ten sonra 2024'te dünyada nükleer savaş çıkabilir diyor Rus basını. Ve bunu da arkada gördüğünüz manşetle ön yüze koyuyor. Ve rüsvasının şöyle devam ediyor. Amerika'daki ve Avrupa'daki bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre 2024'te bir nükleer savaş çıkarsa Allah korusun dünyada bir saat içinde 90 milyondan fazla kişi hayatını kaybeder. Ve bu uzadıkça, bu savaş uzadıkça milyarları etkileyebilir diyor Ruslar, Amerikalılar, Avrupa. Hep diyorum ya sizlere sevgili dostlar bu küreselci şeytani kafa dünyayı yakmadan rahatlamayacak bir çok büyük bir hamle planlıyorlar. Hani bir taraftan Ukrayna'ya nükleer silah üretmeleri için teknoloji aktarımında bulunuyorlar. Sizler anlatmıştım daha önce. Ukrayna şu an gizden gizli nükleer füze üretmek için harıl harıl çalışıyor. Diğer taraftan ise bu üretilen, Ukrayna'da üretilen nükleer füze kazara Rusya'ya atılacak ve Rusya bunun akabinde her tarafa. Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, oraya buraya nükleerler yollayacak. Tabi bunun akabinde Amerika, Avrupa, işte İngiltere falan onlara karşılık verecek. Diğer taraftan Çin başlayacak. Çin, Tayvan'a, o bir taraftan Japonya falan derken Allah korusun zaten bizim etrafımız ateş çemberi. Türkiye tam böyle her tarafımıza bir gerilim, savaş, aksiyon var bizi bu sürecin içine çekmeye çalışıyorlar. Biz de bunun için harıl harıl bu sürece hazırlanmalıyız. Çünkü bir şey yapacaklar. Bunlar kendilerini haşa Allah yerine koyuyorlar ve kıyameti koparıp insan nüfusunu azaltma ve bu tabiatta üretilen gıda maddelerini onu bunu daha az insanın kullanması için çaba sarf ediyor küreselci şeytani kafalar. Allah korusun ne diyoruz? Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. Bu şeytanların şerrinden ancak ve ancak Türkiye'nin önderliğinde, Türklerin önderliğinde bizimle beraber birleşen milletler galip gelebilirler. Yoksa bu küreselci şeytanlar çok kötü işler planlıyorlar. Geçiyorum Sirtakiler diyarı Yunanistan'a. Yunanistan'da da Türkiye'de olduğu gibi seçim var. Türkiye'de 14 Mayıs'ta 2 gün sonra yapılacak olan seçimler ve Yunanistan'da 21 Mayıs'ta önümüzdeki hafta yapılacak olan seçimler. Yunan'da iki taraf var. Aynı Türkiye'de olduğu gibi iki güçlü blok var. Yunanistan'da da bir tarafta sağcı Miçotakis, diğer tarafta solcu Çipras. Miçotakis biliyorsunuz mevcut başbakan, solcu Çipras biliyorsunuz eski başbakan. Şimdi... Eski başbakan yükselişe geçti. Çipro Miço bı 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 ediyor. <laughs> Miço diyor ki ya Çipraz sen gelirsen Türklerle anlaşma yapacaksın. Sen gelirsen Yunanistan'a Türkiye'nin boyunduruğuna sokacaksın. Onun için Çipraz gelmemeli diyor Miço. Yunan basını. Ben demiyorum. Aha da arkada manşet. Yunan basını diyor ki eski başbakan Çipras. Türklerle anlaşmak için her türlü konuşmayı yapıyor ve Türk savunma sanayini övüyor. Ve şöyle devam ediyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde Türklerle antlaşmalıyız. Ve hatta ki doğal gazı, petrolü beraber ortak çıkarmalıyız. Türklerin karşısında olmamalıyız diyor Çipras. Yunan basını bunu gündeme getiriyor. Dirtakilerde Zirtakilerde de kafası çalışan var mı? Anda var. Yunanistan eski başbakanı Çipras açıklamalarına şöyle devam ediyor. Eğer ki Türklerle kafa tutmaya devam edersek, Türklere inatlaşmaya devam edersek sonumuz yok olur. Çünkü arkamızda ne Amerika ne Avrupa ne Fransa ne İngiltere hiçbiri durmayacak. Onlardan parayla aldığımız silahlar bir yere kadar bizi götürür. Ondan sonra onlar da bitecek. Gerisi gelmeyecek. Çünkü dünya büyük bir savaşın içine giriyor. Bir tarafta Ukrayna, Rusya. Bir tarafta Çin, Tayvan, Japonya. Her taraf büyük bir gerilimin içinde. Herkes kendisini korumak için silah stoğu yapıyor, yığınak yapıyor. Ama biz Bizim savunma sanayimiz yok. Tırt pırtlarımız var. Uzomuz var. Biz bir şey üretemiyoruz. Sonumuz nanik. Türkler kendileri üretiyorlar. Türkler yerli ve milli füzeler, İHA'lar, SİHA'lar, jetler, tanklar, toplar, gemiler, denizaltılar her şeyi üretiyor. Sonumuz büyük bir hüsran ve yok oluştur diyor Çipro. Aferin Çipro. Güzel söylüyorsun. Aynen öyle. Türkiye'de sağ blok sol blok seçime giriyor. Yunanistan'da sağ blok sol blok seçime giriyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Yunanistan heyecanla Türkiye'deki seçim sonuçlarını bekliyor. Erdoğan, İmran Han için devrede mi? Geçen sefer anlatmıştım. Türkiye, Pakistan'daki bu acil gelişmelere anında müdahale etmeli ve dahi müdahalemiz olmuştur. Çünkü İmran Han serbest bırakıldı. Elhamdülillah. Pakistan'ın %60'ı İmran Han'ı destekliyor. Çok güçlü bir desteği var. Hani meclis oylamasıyla, güven oyu oylamasıyla düşürülen İmran Han, önümüzdeki günlerde yapılacak olan herhangi bir seçimde çok daha güçlü şekilde gelecektir. Pakistan Anayasa Mahkemesi İmran Han'ın tutukluluğunun iptal etti ve serbest bırakıldı. Şimdi Amerika'nın Pakistan'da kurmaya çalıştığı komplo Türkiye'nin hamlesiyle çökertildi. Pakistan Türkiye'yi çok seviyor. Bakın Türkiye, Pakistan, Katar, Azerbaycan, Somali, Libya öyle bir güçlü birliktelik kuruyoruz ki Birinde beyin, birinde nüfus, birinde para, birinde güç, birinde askeri kuvvet, birinde şu, birinde bu. Hepsi bir araya gelip çok daha güçlü şekilde ayağa kalkıyoruz. Pakistan'ın karıştırılması, Pakistan'ın içeriden çökertilmesi, Pakistan'ın, Amerika'nın, İsrail'in elleriyle muhtaç, bir kuruşa muhtaç, bir sente muhtaç hale getirilmesine izin vermemeliyiz. Pakistan biliyorsunuz en son tahlilde IMF'den 1,5 milyar dolar kredi istiyor. 1,5 milyar dolar kredi. Yahu Pakistan'ı bu cendereden kurtaracak adımları Katar, Türkiye, Azerbaycan atıyordur. Atmalıyız. Hele ki şu seçimler bir geçsin. Ondan sonra çok daha güçlü şekilde adımlarımız dünyanın dört bir tarafında gelecektir. Ha. Pakistan'ın mevcut başbakanı da Türkiye'yi çok seviyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Onun için Pakistan'ın iç siyasetinin Türk devlet haklı olabildiğince tarafsız ve en uygun şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çözüyor muyuzdur? Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Pakistan kaderine terk edilemez. Amerika şunu öngörüyor. Bak bir taraftan Mısır'da Mursi'nin başına gelenler, Pakistan'da İmran Han'ın da başına gelir. Hatta ki hatta öyle bir büyük bakıyorlar ki Türkiye'de de Erdoğan'ın başına gelir. Bunlar iyice zıvadan çıktı Amerika ve Amerika'nın besledikleri. Johnny'ler, küreseciler onlar bunlar plan kurabilirler. Plan kuranların en hayırlısı Allah'tır Celle Celaluhu. İstediğiniz kadar plan kurun. O planlarınız başınıza geçecektir Allah. Ve 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 Pakistan dedim. Pakistan'da nükleer füzeler var. Pakistan dünyadaki nükleer füze sahibi tek Müslüman ülke. Pakistan Türkiye çok yakın ve ve sevgili dostlar. Roketsan duyurdu. Cenk'e hazır ol. Cenk füzesi. Cenk balistik füzesi. Cenk kıtalar arası balistik füze mi? Diyeceğimiz bir haber. Arkada gördüğünüz videoyu, videodan alınan fotoğrafları ben size paylaşıyorum. Hareketli cif resimlerini paylaşıyorum. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştı. Cenk füzemiz hazır. Testlere başladı. Elhamdülillah. Akşamdan sabaha habire. Türk teknolojileri, roketler, füzeler onlar bunlar. Daha neler neler var diyordum ya. Onlardan biri de ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu. Hani Tayfun füzesini sabah anlattım. Tayfun füzesi 1000 kilometrenin fazla. Orta menzilli balistik füze. Orta menzilli balistik füzeler işte 1000 km, 3000 km arasındaki mesafe yol kat ediyor. Menzili var. Peki bu Cenk, Cenk de Tayfun'un abisi olduğuna göre daha güçlü, daha uzun menzilli, belki de 5000 km'den daha fazla yol alacak. Belki 3000-5000 km arası, belki kıtalar arası füzenin temeli, en küçük tohumunu oluşturduk. Bu füze sevgili dostlar bakın heybetine bakın hey maşallah boya bak boya kafasını takıyorlar o kafayı taktığı yer var ya önemli o kafayı gören Zirtaki <laughs> eteğini tutamayacak bile <laughs> yandım anam diye bağıra bağıra kaçacak kaç aklın varsa kaç Zirtaki ha nasıl kaç bize bir çılgınlık yapıp savaş açarsan bize bir çılgınlık yapıp saldırı gerçekleştirirsen ondan sonra kaç. Yoksa biz kimseye böyle durduk yere tokat atmayız. Cenk sevgi sevgili dostlar 5 mak hızını geçtiği iddia ediliyor. Sesten 5 kat hızlı gidiyor. Vay bu bambay. Yani 6200 kilometreden fazla saatte hızı var ki deli dehşet. Dehşetli manyak. Süper bir hız. Hani Tayfun füzesi 1000-3000 km, km arası da dediğim gibi bu en az 3000-5000 arasıdır. Belki de çok daha fazla ama 3000-5000 olduğu Kesin. Muhakkak. İddialar o yönde ki heybete baktığımız zaman, arkasından çıkan aleve baktığımız zaman boyunu gören zaten tutuşuyor. Birileri heyecandan <laughs> nereye gideceğini şaşırır. Dur la dur. Zirtaki yanlış yola gitme. Adım adım yollar döşüyoruz. Adım adım bir hazırlığın içindeyiz. Sizlere az önce anlattığım gibi 2024'te kıyamet savaşına hazırlanıyorlar. Kendilerini çok daha büyük bir olayın içine katmak istiyorlar ki Türk devlet aklı tüm bunun hazırlığını yapıyor, önlemini alıyor. Biz de bu hazırlıklarımızı yapmalıyız. Pakistan'dan teknikler. Bakın Pakistan dediğim gibi dünyada nükleer füze sahibi tek Müslüman ülke. Pakistan'da varsa bizde yok mudur? Sizce? Ahanda ucundan ucundan gösteriyoruz birilerine vakti ve saati geldiğinde daha neler göstereceğiz neler bu sadece %10'luk bir kısım %90'lık kısım bir harp ortamında Allah göstermesin ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda doğuda batıda kuzeyde güneyde durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Atalarımızın at koşturduğu diyarlarda tekrardan Allah Allah deyip gelene kadar sabredin bekleyin bizi masumlar ve mazlumlar. Türkiye dünyada şaha kalkan Türkiye, Türk birliğiyle, Türk İslam birliğiyle ileri daim ileri diyen ve bizim etrafımıza kenetlenen milletlerle beraber geleceği biz şekillendiriyoruz. Biz kuracağız. Allah. Ne diyoruz? Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferle Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.